Evet, değerli milletvekillerim, önceki dönem milletvekillerinden de aramızda olan arkadaşlarımız var. Değerli Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyelerim, İl Kadın Kolu Başkanlarım, 81 ilden gelerek burada bizle birlikte olan İl Kadın Kolu Başkanlarım, Ankara İl Kadın Kolu Başkanımız, yöneticimiz, ilçe Kadın Kolu Başkanlarımız ve değerli basın emekçileri, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu basın açıklamasını 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'na dair olarak yapıyorum. Bu aynı zamanda bir adaylık açıklaması olacak. Ve sizleri bazı konularda da bilgilendireceğim. Ama her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Şu anda yıllar önce şu arkamda gördüğünüz kapıdan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilk girdiğim günkü heyecanı taşıyorum. İnanın kalbim küt küt atıyor. Ve o gün ne hissediyorsam, inanın bugün de onu hissediyorum. Ve siyasete adım attığım o ilk günden beri şuna inandım, şuna inanıyorum. Kurucu Genel Başkanımız, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi, vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak. Çalışmak sevgili arkadaşlarım, çalışmak sevgili kız kardeşlerim. Haklarımız için, geleceğimiz için, ülkemiz için çalışmak. Cumhuriyet için, halk için, adalet için çalışmak. Bizim yolumuz yorulana kadar değil, dinlenmek için değil, başarmak için, kazanmak için çalışmak. Kazandıklarımızı korumak, geliştirmek, büyütmek için çalışmak. Ben hayatım boyunca hep çalışarak var oldum. Herkes gibi benim de önüme zaman zaman çeşitli engeller çıktı. Bütün kız kardeşlerimin yaşadığı gibi zaman zaman bana da çelmeler takıldı. O engelleri hep çalışarak aştım. Ne zaman düştüysem çalışarak ayağa kalktım. Kendi ayaklarımın üzerinde çalışarak yükseldim. Ve hep örgütlü mücadeleye ve dayanışmanın gücüne inandım. Kadınlardan aldığım gücü yine kadınlara vermeye çalıştım. Hep şunu söyledim. Arkadaşlarım çok iyi bilir, sık sık tekrarlarım. Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz değerli arkadaşlar. Siyasi hayatıma kadın kollarında başladım. Buradaki kız kardeşlerim gibi ben de mücadele ederek partimizde birçok görevler ve sorumluluklar üstlendim. Şu anda Kadın Kolları Genel Başkanı ve Aile ve Sosyal Hizmetlerden sorumlu Gölge Bakan olarak ülkeme, partime, milletime hizmet etmekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Meydanlarda hep bir ağızdan söylemiyor muyuz? Biz çalışa çalışa kazanacağız. Çünkü biz kendini yenileyen, gücünü tarihinden alan, geleceğe umutla ve cesaretle bakan 100 yıllık bir çınarın mensuplarıyız. Ne mutlu ki Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Geçmişte kökümüz, gelecekte imzamız var. Geçmişin mirasıyla yeni yüzyılı kuracak gene bizleriz. Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi sloganıyla Genel Başkanımız Özgür Özel'in önderliğinde yürüdüğümüz bu yolda 1977 yılından beri ilk defa Türkiye'de birinci parti olmanın haklı gururunu ve aynı zamanda da büyük sorumluluğunu yaşıyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar önce yerelde iktidarı kazanan, şimdi de Türkiye'de iktidara yürüyen partinin öz gücü, öncü gücü olmak için çalışmaya devam ediyoruz. 4 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı için yola çıkarken kotalar bize dar, rotamız iktidar diyerek yürüyüşümüzü başlatmıştık. Şimdi yine bir kurultay süreci içerisindeyiz. Bu ay ilçe kongrelerimiz başladı. İlk kongrelerimiz ise Temmuz ayında sonuçlanacak ve 4 Ağustos'ta da Büyük Kadın Kolları Kurultayımızı gerçekleştireceğiz.
4 yıl önce Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na adaylığımı açıklarken şunları söylemiştim. Çok kısaca o sözlerimi sizlere yeniden hatırlatmak istiyorum. Bizler bu partinin emektarıyız arkadaşlar. Biz partimizi karşılıksız seviyoruz. Biz ülkemizi, cumhuriyetimizi karşılıksız seviyoruz. Kadın kadının yurdudur diyoruz ve birbirimizi de karşılıksız seviyoruz. Çünkü ben değil, biz varız. Ben değil, biz oldukça biz mutlaka ama mutlaka başaracağız. İşte o günlerde başardığımız bu biz olma, hep birlikte olabilme hali bugün Türkiye'de yaşadığımız baharın müjdecisiydi. Göreve geldikten sonra partimizi Türkiye'de toplumsal muhalefetin öncüsü olan kadın mücadelesinin merkezi haline getirdik. Kadın umuttur dedik. Mücadeledir, eşitliktir, gelecektir, azimdir, emektir dedik. Yaşam kadındır dedik. Kadın dönüşümün dönüştürücü güce sahiptir, değişimin ta kendisidir dedik. Ve bu anlayışla birçok başarıya imza attık. 4 yıllık sürecimizi kısaca özetleyecek olursak, 9 Ağustos 2020'de kurultay delegelerimizin oylarıyla seçildik ve ilk iş olarak mevcut durumumuzu analiz ettik. Gördük ki örgütlenmede çok büyük eksikliklerimiz var. Ekip arkadaşlarımızla hızla yola koyulduk ve tüm ilçelerde ve illerde örgütlendik. 81 ilde de 973 ilçede de örgütlü gücümüzde var olduk. Parti tarihimizde 303 ilçede kadın kolları ilçe başkanlığını ilk kez kurduk. Kenetlendik, dayanışmayla güçlendik, hızla çoğaldık ve son 4 yılda AKP hariç tüm partilerin toplam üye sayısından fazla kadın üye sayısına ulaştık. Hali hazırda 530 bin kadın üyemizle partimizde kadın üye temsil oranını %37'ye çıkarmaya başardık. Elbette hedefimiz %50. Bu süreçte 220 bin yeni kadın üyeyi partimize kattık. Ev emekçisi kadınlara odaklandık ve her 4 yeni kadın üyeden 3'ü ev emekçisi kadınlar oldu. Genç kadınlara odaklandık, ilk oy projemizi hayata geçirdik ve her ilçede her hafta 2 yeni genç kadın üye yapma hedefini koyduk ve bunu da başardık. Üyelerimizin tamamının partimizin programı, hedefleri ve güncel gelişmelerle ilgili tutumu hakkında ortak söylemde buluşabilmesi için her hafta düzenli olarak eğitim programları düzenledik, organize ettik. Zoru başaranlar anlamına gelen demir leblebi buluşmalarında 141 hafta boyunca, ki bu etkinlikler devam ediyor ve edecek, konuklarımızla birçok ayrı konuda siyaseti konuştuk. Kadın kolları sadece kadın politikalarının içerisinde sıkışmamalıdır dedik. Ekonomiden sağlığa, eğitimden dış politikaya her konuda uzman olan konuk konuşmacılarımız sayesinde bilgilendirildik, gündemi değerlendirdik. Sosyal medya örgütlenmemizi tamamladık. Ulusal ve yerel medya ile dijital medya kanallarında kadın kollarımızın çalışmalarının daha fazla görünür olmasını sağladık. Ortalama her ay 81 ilde ve 973 ilçede eş zamanlı basın açıklamaları yaptık ve böylece yerel basında da epeyce yer aldık. Yaşamak projemiz ile kadınlara dokunduk. Ülkemizin en can yakıcı sorunlarından olan kadına yönelik şiddet, fiziksel, cinsel, ekonomik, dijital, psikolojik şiddet diye açmalıyım bunu. Çünkü şiddet deyince hemen akla sadece fiziksel ya da cinsel şiddet geliyor. Tüm şiddet türlerine ve kadın cinayetlerine karşı bir mücadele başlattık. İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini hayata geçirdik ve partimizde, genel merkezimizde kurduğumuz 7/24 faaliyet gösteren Alo Şiddet hattıyla 444-82-85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadınlara ve istismara uğrayan çocuklara ve yakınlarına destek olduk. Projemizin sloganı "Yalnız değilsin, biz varız." Mağdur arkadaşlarımıza ücretsiz hukuki ve psikolojik destek verdik, vermeye de devam ediyoruz.
Projemizin ülke genelinde bilinirliğini arttırmak ve şiddet mağduru kız kardeşlerimize ulaşmak amacıyla yaşamak otobüsümüzle 81 ile gittik. Dünyanın çevresini 4 kez dolaşacak kadar yol kat ettik. Gittiğimiz her ilde, her ilçede, her beldede, her mahallede, her köyde şiddet mağduru olan kız kardeşlerimizle buluştuk ve onlara elimizi uzattık. Projemiz kapsamında barolar ve meslek odalarıyla 120 protokol metninin altına imza attık. Böylece şiddet mağduru kadınlara barınma ve istihdam, çocuklarına da burs gibi çeşitli imkanlar sağlayabildik. Şiddet gören kız kardeşlerimizi karakollarda, savcılıklarda, adliyelerde, hastanelerde, kısacası nerede bize ihtiyaç varsa orada yanlarında olarak yalnız bırakmadık. Bugüne kadar 20 binden fazla kadının hayatına birebir dokunduk. 20 binden fazla kadın. Sevgili kız kardeşlerim, bizleri ekranları karşısında ya da sosyal medyadan izleyen sevgili yurttaşlarımız ve değerli basın emekçileri, tek adamın bir gece yarısı keyfi bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararını aldığı 20 Mart 2021'de bu kararı tanımadığımızı duyurduk. Anayasamıza aykırı olan fesih kararının iptali için derhal Danıştay'a başvurduk. Danıştay'da görülen duruşmalara kadın kolları üyelerimizle geniş katılımlar sağladık. Türkiye'nin dört bir yanından görmüş olduğunuz arkadaşlarımız ekipleriyle birlikte geldiler ve duruşmaları takip ettiler. İnsan haklarına ait bir sözleşmeden 3 kez boş ol diyerek çıkılmayacağının altını çizdik. Kadınlar birden büyüktür dedik. Eylemler yaptık, etkinlikler yaptık. İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Neredeyse her gün 3 kadının öldürüldüğü, tacize, tecavüze ya da farklı şiddet türüne maruz kaldığı ülkemizde İstanbul Sözleşmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Bu sözleşmeyi uygulamak yerine fesih edenlere o oturdukları koltukları dar edeceğiz arkadaşlar. Bu böyle biline. Bizler yağmur, çamur, pandemi, afet demeden hep sokakta, sahalarda olduk. Ülkemizde nerede bir mağduriyet varsa oradaydık. Manavgat yangınından Artvin'deki sel felaketine, İkizdere'deki doğa katliamından Amasra'daki maden faciasına kadar her yerde dayanışmayı yükselttik. Afet bölgelerinde hızla ihtiyaçları tespit ettik ve örgütlü gücümüzle çözüm ürettik. Doğa katliamında halkımızla nöbet tuttuk, hukuk mücadelelerine omuz verdik. Toplumsal mücadeleyi büyütmek adına nerede bir hak gaspı varsa orada hak arayanlar bizler olduk. Herkesin sesine ses kattık. Ülke tarihimizin en büyük felaketlerinden olan Kahramanmaraş merkezli 11 ile etkileyen depremde bölge halkının yanından hiç ama hiç ayrılmadık. Ben bizzat 41 gün deprem bölgesinde kaldım. Enkaz başında yakınlarını arayanların yanında oldum. Onlarla nöbet tuttum ve yakınlarını kaybedenlerin acılarına ortak olmaya çalıştım. Buradan tüm yitirdiklerimizi bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyorum. Depremden etkilenen 11 ilde yaşamak konteynerleri kurduk ve kadınların, çocukların özel ihtiyaçlarını giderdik. Değerli basın mensupları, sevgili kız kardeşlerim, bizleri izleyen değerli yurttaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ana hedefimiz toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Yani tam eşitliktir. Bu konuda partimiz dev bir adım attı ve siyasi partiler yasasında değişiklik öngören kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Listelerin bir kadın bir erkek şeklinde fermuar sistemiyle oluşturulması ve %50 temsiliyeti şart koştuk. Teklifimiz AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiş olsa da bizler bu haklı mücadelemizden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.
Bugün Genel Başkanımızın atadığı Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin, gölge kabinemizin yarısını kadınlar oluşturuyor. Bizler genel ve yerel seçimlere stratejik programlarımızla ve planlamalarımızla hazırlandık. Ülke tarihimizde hiç kadın milletvekili seçilmemiş olan 20 ilden ikisinde kadın milletvekili çıkardıysak, Cumhuriyet Halk Partili kadın belediye başkanı sayısını ve kadın belediye meclis üyesini 4'e katladıysak, Türkiye'yi kırmızıya boyadıysak, partimizin bu başarısında kadın kolları olarak örgütlü ve eş güdümlü olarak yürüttüğümüz kararlı çalışmaların payı büyük. Bu dönemde CHP kadın kollarından kadın belediye başkanları çıkardık. Milletvekilleri çıkardık ki aramızda. Kadın belediye meclis üyeleri çıkardık. İl başkanları çıkardık ki aramızda. İlçe başkanları çıkardık. Yani kadın kollarından hem ana kademeye hem de parlamentoya ve yerel yönetimlere bir takım transferler yaptık. Peki bu yeterli mi? Elbette yeterli değil. Çünkü hedefimiz tam eşitliktir değerli arkadaşlar. Tüm süreçlerde haklarımıza sahip çıktık. Dünyadaki ve Türkiye'deki kadın hareketiyle sımsıkı kenetlendik. İstanbul Sözleşmesi'ne nasıl sahip çıktıysak, budanmaya çalışılan ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi anlamına gelen 6284 nolu yasanın da gene aynı şekilde sahiplenicisiyiz. Onu budamalarına asla izin vermeyeceğiz. Gene sil baştan yazılmak istenilen medeni kanuna da aynı ruhla, aynı kararlılıkla sahip çıkacağız. Şimdi de 9. yargı paketiyle göz dikilen haklarımıza ve soyadımızı kullanma hakkımızın gaspına karşı mücadeleyi örgütlüyoruz. Bu haklarımızın elimizden alınmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu süreç içerisinde bir takım acı kayıplar da yaşadık. Rize İl Kadın Kolu Başkanımız Nurdan Ardal Tavukçu'yu, Malatya Geçmiş Dönem Kadın Kolu Başkanımız Güllü Tuncer'i, Altındağ İlçe Kadın Kolu Başkanımız Eylem Balcı'yı, 11. Dönem Kadın Kolları MYK üyemiz Doktor Bedriye Gürkan'ı, Kahramanmaraş'ta yitirdiğimiz eski Kadın Kolları Başkanımız Kibar Özdemir'i ve adını sayamadığım değerli yol arkadaşlarımızı kaybettik. Kadın mücadelesine her daim omuz veren Çankaya Belediyesi önceki dönem başkan yardımcımız, sevgili dostum, sevgili yol arkadaşım Gülsüm Boru, zamansız kaybetmenin acısını da yaşadık. Anıları mücadelemizde yaşayacak. Hepsini özlemle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Bu süreçte güzel haberler de aldık. Mersin İl Kadın Kolu Başkanımız Gülşah Yıldırım Genç'in 3 gün önce bebeği oldu. Ben buradan hem kıymetli başkanımı hem de ailesini tebrik ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ailemiz büyüyor. Ailemizin yeni üyesi Poyraz'ı sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olmasını diliyorum. Ve tabii ayrıca belirtmek istediğim bir şey daha var. Bu süreçte başarılarıyla göğsümüzü kabartan, bu ülkenin kadınlarının her şeyi yapabileceklerini tüm dünyaya kanıtlayan sporcularımızı anmadan olmaz. A milli kadın voleybol takımımız elde ettiği zaferlerle bayrağımızı en yukarıya taşıdı. Milli oyuncumuz İlkin Aydın ne güzel söylemiş. Filenin sultanları diyoruz ama namı değer, diğer Atatürk'ün kızları demek benim daha çok hoşuma gidiyor diye. Evet, Atatürk'ün kızları, gururumuz olan bu kadın sporcularımız, birilerinin her türlü karartma, ötekileştirme, yok sayma çabalarına rağmen hiç yılmadan, yorulmadan, vazgeçmeden mücadele etmeye devam ediyorlar. Yalnızca kazandıkları maçlar, kaldırdıkları kupalar için değil,
Çocuklarımızın hayallerine ışık oldukları için de her birine bir kez daha ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Dünyanın en iyisi olmayı başarmış kadın voleybol takımımızı, ülkemizi temsil etmek için katılacağı turnuvaya tarifeli uçaklarla seyahat etmek zorunda bırakanları da bir kez daha buradan kınıyorum. A milli erkek futbol takımına Eskişehir'de oynanan maça özel uçak tahsis ederek yollayanlar, dünya şampiyonu kadın sporcularımıza çifte standart uyguluyorlar. Bu ayrımcılığı, bu ötekileştirmeyi asla ve asla unutmayacağız ve günü geldiğinde mutlaka bunun hesabını soracağız değerli arkadaşlar. Evet, değerli basın mensupları, sevgili yol arkadaşlarım, sevgili yurttaşlarımız, 4 yıllık görev sürecinde yaptıklarımızı kısaca özetlemeye çalıştım. Görevde olduğumuz her günün, her dakikanın, her saniyenin, her salisenin hakkını vermeye çalıştık. Bundan sonra da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu hedefe doğru, gösterdiği hedefe doğru, laik, demokratik ve çağdaş bir Türkiye inşası için en iyi bildiğimizi yapmaya, yani çalışmaya devam edeceğiz. Peki, şimdi sırada ne var? Sırada ne mi var? Kadın sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla hazırladığımız eşit temsil ve fermuar sistemini partimize getirmek var. Kadın kollarımızı daha da güçlendirmek var. Kadın üye sayımızı 1 milyona çıkarmak var. Her il ve ilçede ev kadınları komiteleri kurup her iki ev kadınından birinin partimize oy vermesini sağlamak var. Partimizin ve belediyelerimizin eşitlikçi politikalarını tüm Türkiye'ye yaymak var. Toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik yaşamda kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olması adına medeni kanuna sahip çıkmak var. Medeni kanunu sil baştan yazacağız diyenleri siyasetten silmek var. Siyaset tarihinden sileceğiz onları. 6.284 sayılı kanunu değiştirmeye çalışanlara karşı kadın mücadelesini büyütmek var. Şiddet uygulanı durdurmaya yönelik verilen zorlama hapsine itiraz yolunu açmak isteyenlere haddinizi bilin demek var. 9. yargı paketinde yer alan ve haklarımızı gasp eden düzenlemelere karşı ÜRK ülke genelinde kadın örgütleriyle birlikte mücadeleyi büyütmek var. Kadınlar çantalarında koruma kararları varken öldürülürken 6.284'ün işlevsizleştirilmesine izin vermemek var. Kadının soyadını kullanma hakkına sahip çıkmak var. Etki ajanlığı adı altında demokrasinin askıya alınmasına karşı demokrasiden yana saf tutmak var. Mahkemede sırf kravat taktı, efendi durdu diye verilen ceza indirimlerini ifşa etmeye ve yargı kararlarını üst mahkemeye taşımaya devam etmek var. Şüpheli ölüm adı altında kadın cinayetlerinin, kadın dosyalarının üzerinin kapatılmasına, kadın cinayetlerine sadece sayı olarak bakılmasına karşı kadın cinayetlerini durdurmaya yönelik mücadeleyi büyüterek devam etmek var. Kadınları şiddet sarmalına mahkum eden zihniyetle mücadele etmek ve yaşamak projemizle daha fazla mağdur kadının hayatına dokunmak var. Kadınların meslek sahibi olmasını ve istihdama katılmasını teşvik etmek yerine anneliği en büyük kariyer olarak sunan zihniyetin karşısında dimdik durup kadın istihdamını arttırmak var. Evdeki işler yetmiyor mu diyenlere, meslekleri kadın erkek mesleği diye ayıranlara karşı cinsiyet kodlarını kırmak var.
Kadın otobüs şoförleri, kadın vatmanlar, kadın gemiciler, kadın itfaiyeciler istihdam eden belediyelerimiz kanalıyla kadınların hayatın her alanında var olabileceğini göstermek, rol model oluşturmak ve kadın istihdamını da bu kanalla arttırmak var. AKP iktidarının hayata geçirdiği evlenen, nişanlanan öğrencilerin örgün eğitimle ilişiği kesilir, açık öğretime yönlendirilir uygulamasıyla çocukların okuldan uzaklaştırılmasına son vermek var. Erken yaşta ve zorla evliliklere hukuki kılıf hazırlayanların karşısında dimdik durmaya devam etmek var. 4+4 ucube sistemiyle uygulamaya giren ilkokuldan sonra hafızlık eğitimi için okullara ara verilebilir maddesiyle zorunlu eğitimin fiilen düşürülüp çocukları tarikatlara teslim eden anlayışı yerle bir etmek var. Çocuk istismarı davalarında utanmaksızın çocuğun rızasından bahsedenlere, onların iktidarına son vermek var. Liselerde karma eğitim yapılmamasına imkan tanıyan o saçma yönetmeliği kaldırmak var. Laik, eşit, adil, özgür, herkesin tok olduğu bir Türkiye inşa etmek var. Yoksulluğu yönetmek değil, yok etmek var. Şimdi sıra Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımakta. Dolayısıyla sırada partimizi iktidar yapmak var değerli arkadaşlar. Ve tabii iktidara geldiğimizde ilk iş olarak İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden uygulamaya koymak, hayata geçirmek var. Eşitlik için, demokrasi için, kadının insan hakları için, özgürlük için, laiklik için birlikte el ele, kol kola, yürek yüreğe mücadeleyi ileriye taşımak için ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partimizi iktidar yapmak için Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na yeniden adayım. Sevgili yurttaşlarımız, sevgili yol arkadaşlarım, sevgili kız kardeşlerim, ben evine ekmek götürmek, çocuğunun okul masrafını karşılamak için sigortasız, güvencesiz çalışan, çalıştırılan kız kardeşlerimizin hakkı için, gülmeyi unutan yüzleri için adayım. Ev işçileri için, tekstil işçileri için, tarım emekçileri için adayım. Çalıştığı şirketlerde mobbinge uğrayan, cam tavana takılan, eşit işe eşit ücret almayan kadınlar için adayım. Elinde diplomasıyla her gün iş kuyruklarından evine çaresizce yürümek zorunda kalan gençler için adayım. Görünmeyen emeğin iktidarı için adayım. Bu ülkede iki cinsiyetten biri değil, ikinci cinsiyet olarak görülen kadınların kazanılmış haklarını savunmak ve gasp edilen haklarını söke söke geri almak için adayım. Her gün evde, işte, sokakta, otobüste, tarlada öldürülen, tacize, tecavüze uğrayan kız kardeşlerimizin haykırışı havada asılı kalmasın diye onların hakkını savunmak için adayım. Kadınların nasıl giyineceğinden, nasıl konuşacağına, kaç çocuk doğuracağından, ne zaman evleneceğine kadar dikte eden, bize itaat et, rahat et diyerek pasif roller biçenlere hadlerini bildirmek için adayım. Adayım çünkü kadın mücadelesi bu ülkenin demokratikleşme mücadelesinin en büyük gücüdür. Kadın mücadelesi adalet, demokrasi, eşitlik mücadelesinin lokomotifidir. Kadının örgütlü gücü sıkıştırılmaya çalıştığımız kotaları ne yapar biliyor musunuz? Yıkar, yıkar, yıkar değerli arkadaşlar. Ne diyoruz? Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar. O halde kadınlar en önde yürüyecek, gelecek
kadınların ellerinde yükselecek. Rosa Luxemburg'un sözleriyle iktidara seslenerek bitirelim. Şöyle demişti sevgili Rosa. Sizin düzeniniz kumdan zemin üzerine kurulu. Devrim daha yarın gümbürtüyle ayağa kalkacak yeniden ve yüreklerinize korku salan borazanlarla ilan edecek. Vardım, varım, var olacağım. Evet biz kadınlar vardık, varız, hep var olacağız. Bir de hep birlikte söyleyelim o zaman. Biz kadınlar vardık, varız, var olacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.